Merhabalar, bugün sizler için çay saati ve gün sofralarınızda harika gidecek patatesli bir tarif hazırladım. Tarifimde 3 büyük boy patates kullanıyorum. Patatesleri gördüğünüz gibi ince olacak şekilde doğruyorum. Sosu için 2 adet yumurtayı güzelce çırptıktan sonra doğramış olduğum patateslerin üzerine döküyorum. Ardından 1 su bardağı yoğurt, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1,5 yemek kaşığı dolu olacak şekilde un, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 paket kabartma tozu ekleyip malzemelerimi karıştırıyorum. Malzemeleri çok iyi şekilde karıştırdıktan sonra patatesim artık hazır. Büyük kare borcam kullanıyorum. İçerisini sıvı yağla yağlıyorum. Daha sonra da hazırlamış olduğum patatesli karışımımı içerisine döküyorum. Ve her tarafı eşit kalınlıkta olsun diye düzeltiyorum. Kullanacağınız tepsinin ölçüsünün çok küçük olmamasına dikkat edin. Eğer patateslerinizi kalın olarak döşerseniz içerisi çok güzel şekilde pişmez ve çiğ kalır. Bu kalınlık çok ideal oluyor. Patateslerim artık fırına girmeye hazır. 175 derecede önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında yavaş yavaş pişmeye gönderiyorum. Ve hemen ardından yoğurt sosumu hazırlamaya başlıyorum. 1,5 su bardağı yoğurdun üzerine 1 tatlı kaşığına yakın tuz ilave ediyorum. Ve 2 diş de sarımsak rendesi ekliyorum ve karıştırıyorum. Bu sosumuz olmazsa olmaz, lezzetine lezzet katıyor. O yüzden mutlaka hazırlamanızı tavsiye ederim. Ve son olarak 1 yemek kaşığı mayonez ekliyorum ve güzelce çırpıyorum. Yoğurt sosumu hazırladıktan sonra kenara alıyorum. Gördüğünüz gibi patateslerim çok güzel şekilde pişti. 1-2 dakika ilk sıcaklığı çıktıktan sonra hazırlamış olduğum yoğurt sosumu döküyorum ve her tarafına eşit şekilde yayıyorum. Ve son olarak üzerine dökeceğim sosu hazırlıyorum. 1 yemek kaşığı tereyağını erittikten sonra üzerine 1 tatlı kaşığı toz biber, yarım tatlı kaşığı da pul biber ekliyorum. Ve hemen altını kapatıyorum. Ve içerisine yarım çay bardağı iri kıyılmış ceviz ilavesi yapıyorum. Ocağın altı kapalı durumda, kendi ısısıyla zaten kavruluyor. Sosumu da hazırladıktan sonra hemen yoğurdumun üzerine gezdiriyorum. Gördüğünüz gibi bütün lezzetler bir araya gelince muhteşem bir tarif oluyor. Sosumu gördüğünüz gibi şöyle bir kaşık yardımıyla şekiller vererek düzeltiyorum. Tarifimde kullanmış olduğum malzeme listesini yorumlar kısmında belirtiyor olacağım. Kaçıran arkadaşlarım oradan bakabilirler. Sizler de aynı kıvamı ve lezzeti tutturmak istiyorsanız belirtmiş olduğum püf noktalara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Hem görüntü hem de lezzet olarak inanılmaz güzel oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve sayfamıza destek olmak için takip etmeyi unutmayın lütfen. Sonraki tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.